Gaybet kitabı Allame Muhammed Bakır Meclisi sayfa 40. O Mehdi İsrail oğullarından biri gibidir. Çok fazla hadis var. Bak hadiste diyor ki Kıyamet Alametleri kitabına bak, diğer kitaplara bak, hepsine nereye bakarsan bak. Mehdi'nin en bariz bulunduğu yeri en bariz belirtilen şey kutsal emanetlerle beraberdir diyor. Kutsal emanetler nerede? İstanbul'da. Mehdi'nin yurdu olmaz. Onlarla beraber olacak diyor. Müsaade et de olsun. Tabii ya bak denizi geçip karşıya geçecek diyor. Nere bura? İstanbul. Roma'da deniz yok ki. Karşı kıyıya geçer diyor. Kıyıya sancağı diker diyor denizin kenarına. İstanbul olduğu açıkça görülüyor burada. Kuru bir yoldan geçecek. Tabii. Kuru bir yoldan geçerek diyor. Gelir diyor. Konstantiniye adını aleni olarak zaten belirtiyor Peygamberimiz. Konstantin'e zibil gibi çok fazla var. Peygamber zaten soruyor diyor ki Medine hangi Medine deyince Konstantiniye diyor. Konstantin'in tarifinde de denizin kenarında diyor. Denizin kenarında bir şehirdir diyor. Denizin kenarında. Hangi Medine deyince Konstantiniye diyor. Denizin kenarında diyor rivayetler. Hep deniz kenarında. Denizin kenarında kıyıda sancağı diker diyor. Mehdi denizin kenarına diyor, sancağı diker diyor. Yerleştiği yer olarak, mekan olarak. Orada mücadeleye başlar diyor. Tevrat'ta Mehdi ağacın yeni açmış filizi, yeni gelişen dal olarak belirtiliyor. Ona her şeye egemen Rab şöyle diyor, işte filiz, yeni gelişen dal adındaki adam, yani Mehdi, bulunduğu yerde filizlenecek, gelişecek ve Rabbin tapınağını kuracak. Yani Hazreti Süleyman tapınağını yeniden kuracak. Zekeriya 6'ya 12. Yeremya 33'e 15. O günlerde o zamanda Davut için bir filiz dal yetiştireceğim. Mehdi işte Moşi'ye. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Yani adalet getirecek, doğruluğu getirecek. Yeremya 23'e 5. İşte Davut için doğru bir filiz, dal çıkaracağım günler geliyor ahir zamanda. Diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek. Ülkede doğru ve adil olanı yapacak. Adil ve hep bak adalet, hep adalet. Mehdi'nin kavramı, Mehdi ile ilgili hadisler hep adaletten bahsedilir. Mehdi'nin yanında diyor, peygamberimizin gömleği, kılıncı, sancağı bulunacaklar. Hepsi burada. Kutsal emanetler neyse Mehdi de orada. Konstantin'in fethi sırasında bak sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılacak. Su kendinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hazreti Mehdi karşı kıyıya geçecek diyor. Roma'da böyle bir durum var mı? Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki ey insanlar ibret alınız. Deniz beni İsrail'e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Yani köprüden geçmiş oluyor kuru yoldan.